Karadeniz'in bütün illerinde, ilçelerinde herkes fındığın fiyatını bekliyordu, merak ediyordu. Bu sefer bunlar testiyi kırmadan gidip uyaralım. Fiyatı bir an önce açıklayın ve bu fiyatı fındık üreticisini mağdur etmeyecek. Borçlarını kapatacağı, gelecek için güvenle önümüzdeki yıla bakacağı, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacağı bir fiyat olsun diye bugün Giresun'a geldik. Bugün sabaha kadar fiyat açıklamamışlardı. Ne zaman miting için burada toplandık, fiyatı açıkladılar. İlk duydum sevindim. Kaç paraymış dedim. Dediler ki 130 lira. Anlamadım dedim. 130 lira. 165 liradan aşağı bir fiyat gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildi. Ama birileri utanmadan, sıkılmadan 130 lira fiyat açıkladılar. Yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun. Biz eskiden kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken şimdi avucunu dışarıya açmış bir ülke haline geldik. Fındık ise en stratejik ürünümüz. Çünkü dünyadaki toplam piyasa 130 milyar dolar. Çok büyük para. Bu fındığın %70'i Türkiye'de üretiliyor. Giresun'da siz üretiyorsunuz. Artvin'de, Trabzon'da, Ordu'da, Sakarya'da, Bartın'da siz üretiyorsunuz. Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, %2'si. Şöyle görmek lazım. Sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun, ışkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını, gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Yazıklar olsun.